İkinci el araç fiyatlarındaki aşırı dalgalanma, araç almak ve satmak isteyen vatandaşı zor durumda bırakıyor. Fiyatların yükselmesinde galericilerin bir etkisinin olmadığını belirten Kayseri Anadolu Otogalericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tuzcuoğlu, yüksek fiyatların piyasayı alt üst ettiğini vurguladı. Pandemi sonrası araç sektörü de sıkıntıya girdi. Sıfır otomobillerin üretiminde yaşanan problemlere bağlı olarak üretim düştü. Piyasada az sayıda araç olması, ikinci el araç fiyatlarını da yukarı yönlü etkiledi. Fiyatlar aşırı derecede yükseldi. Bununla birlikte araç almak isteyenler sıkıntı çekmeye başladı. Kayseri Anadolu Otogalericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Metin Tuzcuoğlu, meydana gelen fiyat artışlarıyla ilgili açıklama yaptı. Tuzcuoğlu şunları söyledi. Biz devamlı sizlere aracılığınızla, dediğiniz gibi Cumhurbaşkanımızın da devletimizin de yanında olduğumuzu her zaman dile getirerek burada 200 esnafla devamlı istişare halinde, hatta sadece kendi şehrimizle değil bütün Türkiye geneli derneklerin bir araya gelip federasyonumuzla devamlı irtibat halinde %15 ve 20'lik dilimlerde karlarımızı tamamen minimize etmiş bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anda esnaflarımız bu noktada gerçekten devletin yanında olmasını, devletinin yanında olduğunu göstererek ciddi anlamda fiyatlarda %15, bir kere net rakam 20-25'e kadar belli fiyat aralıklarında da düşüşler var. Biz bu şekilde devam ediyoruz. Galeri esnafı bu fiyat artışında hiçbir şekilde bir taraf olmadı. Bunun da altını çizmek istiyorum. Çünkü biraz önce Atabey'in de bahsettiği gibi ciddi anlamda dışarıda sektörümüzün herkesin ek işi olarak yapması neticesinde kaynaklanan bu malum sitelerdeki üyeliklerin bizlerin ortalama 100 bin lira yazdığı rakamdaki araçlara 150 bin, 160 bin yazarak hiçbir şekilde vergisi olmayan, yanında bir çalışan elemanı olmayan, yani böyle bir kaygısı, dükkan tezgah kaygısı olmayan insanların maalesef piyasayı yükseltmesinden kaynaklı bu sıkıntıyı yaşadık. Ama bizler esnaflar olarak özellikle yetki belgesinin çıktıktan sonra belgelerini almış, TSE belgesinden ekspertizlerin yapıldığı güzel bir sistemde elimizden geldiği kadar kar marjlarımızı da gerçekten düşürerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fiyat artışında ciddi anlamda tekrar bunun altını çizmek istiyorum. Galerici esnafının ne bu son dönemdeki stokçulukla alakalı ne de bu fiyatların artmasında bir etkisi yok. Yani çünkü bizim bu noktada yani 100 bin liralık aracın 200 bin lira olması bizim için bir kar değil, bizim için bir kazanç değil. Aksine esnaflar aynı sermayeyle önceden diyelim 10 araba alabiliyorsa şimdi aynı sermayeyle 5 araba alamıyor. Bu hiçbir zaman bizim için bir artı bir gelir olmadı. Bunun altını tekrar çiziyorum. Biz her zaman için elimizden geldiği kadar hızlı döngünün olduğu ve ortalama 7 milyon gibi bir araç yılda satılan bir sistemde bunun 2,5 milyonu esnaftan geçiyor. İnşallah bundan sonraki süreçte yetki belgesini almış esnaflar tercih edilirse bundan sonraki hızlı sirkülasyonda da bütün müşterilerimiz hem çok daha uygun araç alacaklar hem de güvenilir şekilde araçlarını teslim alacaklar.